Türkiye'de önümüzdeki süreçte siyaseten Türkiye'nin gücünü artıracak yeni bir dönemle karşı karşıya kalacağız. İnşallah çok kısa süre içerisinde sizlerin de önüne gelecek. Türkiye'de başkanlık sistemine geçişin denemesini yapıyoruz. İnşallah Türkiye'de parlamentoda 330'u bulduğumuz anda, ki öyle görünüyor, meclise gelecek ve Türkiye'de başkanlık sistemi ya da cumhurbaşkanlığı sistemi mecliste milletvekillerimizin oylarına sunulacak. Ümit ederiz 367'yi buluruz. Ancak şunu bir kere daha teyiden söyleyeyim. 367'yi bulsak dahi sandığa gideriz, referanduma gideriz, millete bunu sorarız. 330 ile 67 arasında alırsak zaten referanduma gitme mecburiyetimiz var. Dolayısıyla önümüzde bir sandık görünüyor. Belki kısa bir müddet sonra bu meydanlarda referandumla ilgili kampanya çalışmalarına başlayacağız. Başkanlık sistemi ya da cumhurbaşkanı sistemi gündeme geldiği zaman birileri yanlış bir şekilde acaba Türkiye bölünüyor mu, parçalanıyor mu gibi bir endişenin içerisine giriyor. Ya da birileri böylesine bir endişeyi pompalıyor. Efendim eyalet sistemi mi gelecek? Hayır, böyle bir şey olmayacak. Türkiye'de hiçbir şekilde bir eyalet sistemi çalışması hazırlığı yoktur. Başkanlık sistemine geçişle birlikte Türkiye bırakın dağılıp parçalanmayı, daha fazla bütünleşecek, daha fazla birleşecek, daha fazla büyüyecek. Sayın